hoş geldiniz. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikada direnen Finiş işçilerini İstanbul Milletvekili Levent Tüzel ikinci kez ziyaret etti. Tüzel direniş konusunda Çalışma Bakanlığı'na ilettiği soru önergesi hakkında işçilere bilgi verdi. Çalışma Bakanlığı'na ve diğer ilgili Ekonomi Bakanlığı'na dilekçelerimizi verdik, soru önergelerimizi verdik. Tüzel işçileri mücadele boyunca örgütlülüklerine sahip çıkılması çağrısı da yaptı. Sizin yapacağınız çağrılar, yani buradaki el ele baş başa kalacağınız güç değil. Buradaki direncin, direnişin, kararlılığın çevreyi de harekete geçirmesi lazım. Başta Gebze olmak üzere, Hak İş olmak üzere, Türk İş olmak üzere, bütün sendikal güçleri. Hatta yani evet işçidir, emekçidir, alın teri dökmüştür, adalet bunu gerektirir deyip insan olan herkesin bir vicdan şeyiyle sizinle dayanışma içerisine girecek bir çalışmayı örgütlemek gerekiyor. Finiş işçileri tarafından toplanan imzalar, Çelik İş Şube Başkanı Şerafettin Koç tarafından Tüzel'e teslim edildi. Tüzel imzaları meclis başkanına sunacağı sözünü verdi. Sendika üyesi arkadaşlarımızın imzalamış olduğu Büyük Millet Başkanı'na yazılmış bir dilekçemizi de size takdim etmek istedim. Bunu ben ulaştıracağım. Şimdi arkadaşlar, sevgili arkadaşlar, başkanımızı dinlerken de bir yandan hep tabii neler yaparız diye düşünüyorum. Yarın biliyorsunuz okullar açılıyor, çocuklarımız okula gidecekler. Yani bu süreçten en çok ailelerimizin ve çocukların etkilendiğini çok iyi biliyoruz. Mutlaka onlarla baş başa kaldığınızda bunları konuşuyorsunuzdur. Bu direnişimizin, bu hak arayışımızın bir parçası ailelerimiz. Çocuklarımızın hani annemiz babamız işsiz kaldı psikolojisi içerisinde ne kadar etkilendiğini tahmin edebiliriz. Ama bizdeki direncin ve mücadele azminin onlara da yaşı ne olursa olsun yansımasını sağlamamız gerekiyor. Benim önerim, yani tabii onları kazandıktan sonra bu fikre, yarın okullarında hem çocuklarımız hem velileri olarak onların anneleri ya da yakınları kim gidiyorsa buradaki bu durumu anlatsınlar. Tüzel'in ardından söz alan Şube Başkanı Şerafettin Koç, Sendikalar Birliği'nde alınan kararla birlikte mücadelenin ortaklaştırılacağı bilgisini paylaştı. İnatla ve dirençle bu süreci götüreceğiz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi, sizin gibi deneyimli milletvekilimizin, arkadaşımızın, dostumuzun da söylediği gibi bu ancak örgütlü götürülebilecek bir süreç. Dolayısıyla sendika